Özel Gençlik Ortaokulu kıymetli öğrencileri, hepinize merhabalar. Bir sınavın daha sonuna geldik. Girmiş olduğumuz sınav 4. kazanım ölçüm sınavımızdı. Şimdi Türkçe sorularını birlikte değerlendireceğiz, cevaplarını vereceğiz arkadaşlar. Umarım sınavınız iyi geçmiştir. Vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlere çevresindeki sözcüklerin çağrıştırdığı en uygun kavram yazılmak istenmektedir. Buna göre numaralanmış yerlere yazılabilecek en uygun kavramlar hangi seçenekte verilmiştir? Birinci bölüme baktığımızda anlamak, eş duyu, duygudaşlık. Duygudaşlık, empati sözcüğünün Türkçe karşılığıdır arkadaşlar. Dolayısıyla birinci bölümde empati kavramı çağrıştırılması gerekiyor. Aktarma, haberleşme, komünikasyon derken de burada iletişim kavramı aklımıza geliyor. Güçlük, sıkıntı, zorluk, bu da meşakkat kavramını karşımıza çıkartması gerekiyor. Dolayısıyla en uygun kavramlar B seçeneği verilmiş. Birinci sorumuzun cevabı C seçeneği olmalıydı arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Anlamca birbirinin karşılığı olan, birbiriyle çelişen kelimelere zıt anlam kelimeler denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? B seçeneğine baktığımızda yaşlı adam bir gülüyor, bir ağlıyordu. Ağlamak, gülmek. Karakterini gelişinde değil, gidişinde belli eder insan derken C seçeneğinde geliş ve gidiş kelimeleri birbiriyle anlamlı olarak kullanılmış. Hilal'in az çok ne diyeceğini tahmin edebiliyordu derken D seçeneğinde az ve çok kelimeleri birbirine zıt olarak kullanılan sözcükler. Ama A seçeneğine baktığımızda herhangi bir zıt karşıt anlamlı sözcüğün bulunmadığını görüyoruz. İkinci sorumuzun cevabı A seçeneği olmalıydı arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Dikkat gerektiren bir soru. Numaralanmış bölümlerin hangisinde çaresiz olarak anlamı taşıyan bir sözcük kullanılmıştır? Buraya geldiğinden beri zorunlu birkaç söz dışında hemen hemen hiç konuşmamıştı. İstese de konuşacak bir şey bulamıyordu zaten. Belleğinde geçmiş diye bir şey kalmamıştı. Uzaklara geldiğini anımsıyordu yalnızca. Çok uzaklardı ama orası neresiydi? Bu köye gelmeyi kendim istemişti ve yola hangi amaçla düşmüştü bilmiyordu. Bu konuda yüzlerce düşünce ceyran etmişti kafasında. Yüzlercesini de öldürmüştü. Sonra kendi kendine daha önce belki bir şehirde oturuyordum, belki bir evim vardı söz dilimi, balkonum vardı bahçeye bakan demişti. Acaba onlardan mı sıkılmıştım diye geçirmişti içinden. Yani umarsızca dağlara mı kaçmıştı şehrin ellerinden kurtulup. Umarsızca sözcüğü çaresizce, çaresiz olarak anlamını taşıyan bir sözcük. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği yani dördüncü bölümde yer alan umarsızca sözcüğü olmalıydı. Üçüncü sorumuzun cevabı da A seçeneği olacaktı arkadaşlar. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durmak sözcüğünün varlığını sürdürmek anlamında kullanılmıştır? Burada baktığımızda C seçeneğinde anılarım hala duruyor, kara kaplı defterler derken hala varlığını devam ettiriyor, bitirmedi anlamında kullanılmış. Diğer seçeneklerde varlığını sürdürmek anlamında kullanılmış. Bu konu A seçeneğinde bu konu üzerinde sık sık durmuştu derken sık sık tekrar etmişti. Tekrar ifade etmişti. Onlar durduk yere ağlamıyorlardı. Boş boşuna, boş yere. B seçeneğinde şehrin dar sokaklarının birinde durduk hareketi sonlandırdık anlamında kullanılmış. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun cevabı C seçeneği olmalıydı arkadaşlar. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Eylemin hangi sebeple yapıldığını bildiren cümlelere neden sonuç, sebep sonuç cümleleri denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? A seçeneği annesini görmek için ses çıkarmadı. Annesini görmek amacıyla ses çıkarmadı. Burada bir amaç sonuç cümlesi var. Çocukların okuyabilmesi amacıyla klasik eserler sadeleştirilmelidir derken burada da yine bir amaç sonuç cümlesi var. Her yazarın özgün bir dili olmalıdır. Bir öneri, gereklilik bildiren bir cümle. B seçeneğinde içten içe suçluluk duyuyordu gittiği için. Burada suçluluk duymasının sebebi gitmesi olarak gösterilmiş. Yani 5. sorumuzun cevabı D seçeneği olmalıydı arkadaşlar. 6. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul gerçekleşse de eylemin gerçekleşmeyeceği anlamı vardır? A seçeneğine baktığımızda artık gelse bile onu affetmeyeceğim. Yani eylem gerçekleşse de gelme eylemi gerçekleşse de o eylemin onu affetme eyleminin gerçekleşmeyeceğini ifade ediyor. Dolayısıyla 6. sorumuzun cevabı A seçeneği olmalıydı arkadaşlar. 7. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıdaki kelime grupları anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında kaç numaralı kelime grubu baştan 3. sırada yer alır? Bazı cesur kişiler unutarak öldürürler. Hayatlarında istemedikleri, geçmişte tanıdığım, yaşadıkları ağır kimi insanları acıların etkisiyle. Geçmişte tanıdığım bazı cesur kişiler yaşadıkları ağır acıların etkisiyle hayatlarında istemedikleri kimi insanları unutarak öldürdüler şeklinde cümleyi kurallı ve anlamlı bir şekilde düzenleyebiliriz. Böyle yaptığımızda baştan 3. sırada yer alan cümlemizde evet yaşadıkları ağır bölümü yani 5. cümle olacaktı. 7. sorumuz için doğru cevabın C seçeneği olmalıydı arkadaşlar. 8. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ek fiilin hikaye birleşik zamanı çekimlenmiş? Di hikaye, miş rivayet, se de şarttı. Yarın bütün işlerini bitirecekmiş derken gelecek zamanın rivayeti. Haydi gidin nereye gidecekseniz gelecek zamanın şartı. Bir akşam bir duvar dibinde toplandık derken burada zaten ek fiil yok. A seçeneğine baktığımızda herkes uyuyor derken şimdiki zamanın hikayesi bile çekimlenmiş. Dolayısıyla 8. sorumuzun cevabı A seçeneği olmalıydı arkadaşlar. 9. sorumuza devam ediyoruz. Bu metinde numaralanmış sözcüklerin hangilerinde ek fiil diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? Arkadaşlar ek fiilin iki tane görevi vardı. Biri isim soyadı sözcükleri gelerek onları cümle içerisinde yüklem yapıyordu. Diğeri de basit çekimli fiilleri birleşik çekimli, birleşik zamanlı fiiller yapıyordu. Baktığımızda ikinci cümleden başlayalım. Olmasa idi, olmasaydı şartın hikayesi yani birleşik zamanlı fiil olarak çekimlemiş. Üçüncü cümleye bakalım. Gerekirdi derken yine ikinci kip olarak gelmiş. Geniş zamanın hikayesi. Dördüncü cümleye bakalım. Yazarlardı yazmazlar yine geniş zamanın olumsuz hikayesi şeklinde. Yani fiile gelmiş, fiile gelmiş, fiile gelmiş ama vardır kelimesinde, sözcüğünde. İsim soyu sözcüğe gelerek onu yüklem yapmış. Burada var sözcüğüne dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Var eğer yok sözcüğünün zıttı olarak kullanılmışsa isim bir yere ulaşmak anlamında kullanılıyor ise fiil olarak alacağız. Ama burada yok sözcüğünün zıttı olarak kullanılmış yani isim olarak kullanılmış ve ek fiil alarak yüklem olmuş. Dolayısıyla 9. sorumuzun cevabı A seçeneği olmalıydı arkadaşlar. 10. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki birleşik zamanlı fiillerden hangisinin kip kişisi yanlış verilmişti? Yatıyormuşsun derken şimdiki zamanın rivayeti,
Kim? Sen yatıyormuşsun. İkinci tekil kişi. A'da bir yanlışlık yok. Gelmişti. Miş. Duyulan geçmiş zaman. Lider, ipi. Ekpil'in hikayesi. O zaman geçmiş zamanın hikayesi. Kim gelmişti? O gelmişti. Üçüncü tekil kişi. Burada da herhangi bir yanlışlık yok. D seçeneğine bakalım. Seveydiniz. Burada istek kişinin hikayesi. Kim seveydi? Siz seveydiniz. Yani ikinci çoğul kişi. Burada da istek kişinin hikayesi. Herhangi bir yanlışlık yok. Okurduk. Geniş zamanın hikayesi. Kim okurdu? Biz okurduk. Yani birinci çoğul şahıs olmalıydı. Ama burada üçüncü tekil kişi olarak verilmiş ve rivayet olarak verilmiş. Hal ne olması gerekiyordu? Geniş zamanın hikayesi birinci çoğul şahıs olması gerekiyordu. Dolayısıyla 10. sorumuzun cevabı C seçeneği olmalıydı arkadaşlar. 11. sorumuzla devam ediyoruz. Ek fiil basit zamanlı fiile gelerek onları birleşik zamanlı yapar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir kullanım yoktur? Gelmemeliydi derken gereklilik kipinin hikayesi, bitmek bilmez işlerinden bıkmıştı, geçmiş zamanın hikayesi, ne yiğit bir adamdı diyordu derken buraya dikkat etmemiz gerekiyordu. Burada adamdı derken ek fiil isme gelmiş ve ismi yüklem yapmış. Ama bir aktarma cümlesi devamını okumamız gerekiyordu arkadaşlar. Diyordu şimdiki zamanın hikayesi derken A, C ve D'de birleşik zamanlı fiil yapmış. Ama bardaktaki çayı bir solukta bitirdi derken burada herhangi bir ek fiil yok. Yani birleşik zaman çekiliyor. Dolayısıyla 11. sorunun cevabı D seçeneği olmalıydı arkadaşlar. 12. sorumuza devam ediyoruz. Fiil ya da isim köklerine yapmak getirilerek oluşturulan fiillere türemiş fiil denir. Okula gitmek için hazırlandığı cümlesinde hazırlandığı fiili yapım eki lan len eki aldığı için türemiş fiildir. Bunun kökü nedir? Hazır. Hazır sözcüğü lan eki almış ve fiile dönüşmüş. Yani isimden fiil olmuş. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş fiil vardır? Geldi zaten basit bir fiil. Elimden gelen ne varsa yaparım derken yapmak yaparım. Bu da basit bir fiil. Bu iş bana inanılmaz iyi gelmişti derken burada da birleşik çekimli bir fiil var. Derslerde de ifade etmiştik. İki kip aldığında birleşik çekimli fiil olduğunda onlar da eğer yapım eki almamışsa onlar da basit fiil olarak kabul edilecek diye söylemiştik. D seçeneğine baktığımızda bakmak sözcüğü ış iş uş üç iki alarak ne yapmış? Yeni bir anlam kazanmış. Yani yapım eki almış. Dolayısıyla D seçeneğindeki bakışlı fiili türemiş bir fiil olduğu için 12. sorumuzun cevabı D seçeneği olmalıydı arkadaşlar. 13. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisi kuruluşu bakımından diğerlerinden farklıdır? Burada ne yapacağız? Bütün seçeneklerde birleşik fiil var ama kuruluşu bakımından diğerlerinden farklı olan bulmamız isteniyor. A seçeneğine baktığımızda düşüre yazdı derken Nihal Hanım elindeki lambayı az daha düşüre yazdı derken düşüre yazdı kurallı birleşik fiil. Allah'ın yardımının her daim bizimle olduğunu hissettik. His etmek derken burada yardımcı fiille yapılan birleşik fiil var arkadaşlar. C seçeneğine bakalım. Belki bir zaman sonra yeni bir başlangıç yapabilirdim. Yine kurallı birleşik fiil arkadaşlar. D seçeneğine bakalım. Kitaplar bizi aydınlık bir dünyaya alıverir. İvermek kalıbıyla yine kurallı birleşik fiil. Dolayısıyla 13. sorunun cevabı B seçeneği olmalıydı. A, C, D, D kurallı birleşik. B seçeneğinde ise yardımcı fiil yapılan birleşik fiil kullanılmış.
Evet, 14. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? Böyle bir zamanda insan daha da mutlu oluyor. Birinci cümlenin yüklemi yardımcı fiille oluşmuş birleşik fiildir. Mutlu olmak derken evet, isim artı etmek, eylemek, olmak alındığını unutmuyoruz. Buradaki yargı doğru. Yardımcı fiille oluşmuş birleşik fiil. Üçüncü cümleye bakalım. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. Pişer derken pişmek pişer. Yüklemi basit bir fiil. Geniş zamanlı çekimlenmiş. Sadece kipekini almış. Dolayısıyla basit bir fiil. Burada da herhangi bir yanlışlık yok. Dördüncü cümleye bakalım. Öğretmenin verdiği ödevi birkaç dakikada yapıverdim. İverme kalıbı fiil artı iverme kalıbıyla oluşmuş. Bu da neydi? Kurallı birleşik fiil. Dördüncü cümlenin yüklemi kurallı birleşik fiildir. Burada da herhangi bir yanlışlık yok. Ancak B seçeneğine baktığımızda yüklemi fiilden türenmiş bir fiildir. Şimdi günün ilk ışıklarıyla birlikte sesler de çoğaldı derken bu sözcüğün kökü, bu fiilin kökü çok kelimesi arkadaşlar. Çoktan çoğalma. Dolayısıyla isimmiş, isimden fiil olmuş. Dolayısıyla burada fiilden türemiş bir fiildir ifadesi kullanılmış. Ama şöyle olması gerekiyordu. İsimden türemiş bir fiildir demesi gerekiyordu. Dolayısıyla 14. sorumuz cevabı da B seçeneği olmalıydı arkadaşlar. 15. ve son sorumuza geldik. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemin yapısı farklıdır? Yapı deyince aklımıza ne gelecekti? Basit, türemiş, birleşik gelecekti. Az sonra kapının tokmağını tıklattık derken tık sözcüğün kökü tıktan tıklatmak türemiş bir fiil. İçeride bir hareket olduğunu hissettik. Burada da yardımcı fiille yapılan birleşik fiil var arkadaşlar. Yani türemiş, birleşik. Üçüncü cümleye bakalım. Giderek yaklaşan bir ses duyuldu. Duymaktan duyuldu. Yapım eki almış. Dolayısıyla türemiş bir fiil. Odanın kapısı dışa doğru açılıyordu. Açmaktan açılmak. Yine yapım eki almış. Yapım eki almış. Birleşik zaman, birleşik çekimli bir fiil. Ama biz şunu da tekrar ifade edelim. Birleşik çekimliyle birleşik yapılı fiiller aynı şeyler değil. Dikkat etmemiz gerekiyor. Burada yapım eki almış. Yapım eki aldığı için türemiş bir fiil. Dolayısıyla 1, 3 ve 4. cümlelerde türemiş. İkinci cümlede ise birleşik fiil kullanılmış. Dolayısıyla 15. sorumuzun cevabı da B seçeneği olmalıydı arkadaşlar. Arkadaşlar sorularımız burada bitti. Anlamadığınız, takıldığınız noktalar varsa bizlere müracaat edebilirsiniz. Tekrar başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet, merhaba arkadaşlar. İlk sorumuzda başlayalım. A bölü 3 eşittir. B bölü 4 ise A artı B 14 ise A kaçtır diyor. Bu tarz sorularda hatırladığınız üzere A eşittir 3K, B eşittir 4K diyorduk. Bunları A ve B yerine yazdığımızda 3K artı 4K eşittir 14 çıkıyor karşımıza. Topladığımızda 7K eşittir 14 ise 7 tane K 14 ise 1 tane K 2 olmuş olur. Bize de A'yı soruyor. A'da 3K'ydı. Bir tane K, 2 ise 3 tane K, yani 3 çarpı 2'den cevabımız 6 olarak karşımıza çıkar. Hangisi örüntü oluşturmaz diyor. Bu tarz sorularda da hatırladığınız üzere çapraz çarpımları aynı ise örüntü oluşturuyor. Aynı değilse örüntü oluşturmuyordu. Bu durumda C şıkkına bakarsanız 8 ile 100'ün çarpımı 800, 10 ile 88'in çarpımı 880 olduğundan C şıkkının çapraz çarpımlara eşit olmadığından doğru cevabımız C seçeneği oluyor. 4 işçi 3 günde yaparsa 2 işçi kaç günde yapar diyor. Bu tarz sorularda orantının doğru mu ters mi olduğuna karar vermemiz gerekiyordu önce.
İşçi sayısı azalırken yapılan gün sayısı artacağından dolayı burada bir ters orantı vardır. Ters orantıda da çapraz değil de düz çarpımlarının eşit olduğunu biliyorduk arkadaşlar. 4 ile 3'ü çarptığımda 12 oluyorsa 2 ile neyi çarparsam 12 olur sorumuzun cevabı 6 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. 1200 TL'ye alınan mal %20 kar ile kaç liraya satılır diyor. Bizim önce karı bulmamız gerekiyor. Yani 1200'ün %20'sini bulmamız gerekiyor. Hatırladığınız üzere %20'nin kısa yolu neydi? O sayıyı 5'e bölmekti arkadaşlar. 1200'ü 5'e bölersem 240 TL yapar. Yani bu malın üzerine konulan kar 240 TL. 1200 ile 240'ı topladığımda malın satış fiyatı 1440 TL olarak karşıma çıkar. Bir problem sorusu. Hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Gelirin, ev kirasının, okul giderinin ve mutfağın ne kadar olduğunu vermiş. B seçeneğine dikkat ederseniz okul giderinin tüm gelirinin %18 olduğu söyleniyor. Biz gelirin yani 1600 TL'nin %18'ini bulursak arkadaşlar, %18'ini bulmak için bunu yapmamız gerekiyor. Sıfırları götürdüğümde 16 ile 18'i çarptığımda karşıma 288 TL çıkıyor. Okul gideri 288 değil 240 TL olduğu için yanlış cevap seçeneği B olarak karşımıza çıkmış oluyor. Devam edelim. Kaç tanesi doğrudur diye soruyor. 2 bölü 5. Bunları yüzdeye çevirebilmemiz için paydasını 100 yapmamız gerekiyor. 20 ile genişlettiğimde 40 bölü 100 olarak karşıma çıkar bu kesir. %40 olarak da yazılır. Birincisi doğrudur. İkincisi 0,2'yi önce kesir olarak yazalım. 2 bölü 10. Sonra bunun da paydasını 100 yapmak için 10 ile genişlettiğimizde 20 bölü 100 olur. Bu da %20 olması gerekirken %2 dediği için yanlıştır. Diğerinde 0,48'i kesir olarak yazdığımda 48 bölü 100 olur. Bu da %48 olarak karşıma çıkar. Üçüncüsü de doğrudur. Bir tam 1 bölü 5 kesri. Bir kere bir tam olduğu için bir bütünden büyük bir kesirdir. O yüzden %100'den büyük olmasını beklerdim. Uzatmaya gerek yok. Bu da yanlış olur. Yani iki tanesi doğrudur. Cevap seçeneğimiz 2'dir. Yedinci soru dikkat etmemiz gereken bir soru. Çünkü mililitre olarak başlamış. Kalanın litre olarak bulmamı istiyor. Bunun için 500 mililitre portakal suyunun %40'ı içildiyse ben içilen meyve suyunu bulmak için 500 mililitrenin %40'ını bulmalıyım. Yani 500 çarpı 40 bölü 100. Bu sıfır bunu, bu sıfır da bunu götürdüğünde 50 ile 4'ü çarptığımda 200 mililitrenin içildiğini görürüm. Kalanı sorduğu için 500'den 200'ü çıkardığımda 300 mililitre olur. Fakat bunu da litreye çevirmem gerektiği için 1000'e bölüyorum arkadaşlar 300'ü. Bunun için de içinde 3 tane sıfır silmem gerekiyor. 1, 2 sıfırı sildim. Başka sıfır olmadığı için bir sıfır da içeri girerek 3. sıfırı da silmeyi gerçekleştirmem gerekiyor. Cevap 3, 0,3 litre olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. 3 tane A'dan 2 tane A çıkarıp sonra da şurada gizli bir birimiz var. Bu sonuca artı 1A eklememizi istiyor arkadaşlar. 3A'dan 2A çıkarırsam 1A kalır. Buna da 1A eklersem cevap 2A olarak karşıma çıkar. Dikkat etmem gereken bir soru daha. 34x eksi 5'ten çıkarmamı istiyor. Unutmayın ki arkadaşlar çıkarma işlemi yaparken cebirsel ifadelerde parantez açmak durumundaydım. Bunu da yazdıktan sonra parantezi açarken işaret değiştirerek geliyorum arkadaşlar. 7x artıydı, artık eksi. 12'nin işareti şu an eksi, eksi eksi artı 12 oluyor arkadaşlar. Burayı düzenlediğimde önce benzer terimleri işleme alıyorum. 34x'ten 7x çıkardığımda 27x kalır. Eksi 5 artı 12. 1 eksi 1 artı olduğu için yapacağım işlem çıkarma işlemidir. Ve büyük olanın işaretini veririm. 12'den 5 çıkar 7. Büyüğün işareti de artı olduğu için cevap 27x artı 7 olarak karşıma çıkar arkadaşlar. Bu soruyu çözebilmem için öncelikle dağıtmam gerekiyor. 6 ile neyi çarparsam 6 ne? 6 ile artı 7'yi çarparsam artı 42. Artı 9 ile neyi çarparsam artı 9 ne?
artı 9 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 18. Şu ikisi benzer işleme girsinler. 6e 9n daha 15n artı 42 eksi 48 artı 24 olarak da karşıma çıkar arkadaşlar. Burada denklem çözümü eksi 1'i diğer tarafa atıyorum. Çünkü bilinenlerle bilinmeyenleri aynı yerde toplamam gerekiyor. Burada 5x kaldı. 19'un yanına eksi 1 artı 1 olarak geldi. Gerekli düzenlemeleri yaptığımda 19 artı 1 20'ye eşit. 5 tane x 20 ise her iki tarafı 5'e böldüğümde arkadaşlar x 4 olarak karşıma çıkar. Toplam 20 sorunun olduğu sınavda her doğru cevap 20 puan. Her doğru cevap için 20 puan verilip hep yanlış cevap için 5 puan silinmiştir. Toplam 300 puan alan öğrenci kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Bunun için şıklardan da gidilebilir. Ama ben size denklemle çözümünü anlatmak istiyorum bu sorunun arkadaşlar. Diyelim ki biz x tane soruya doğru cevap versin. X tane soruya doğru cevap versin. Bu durumda kaç tane soru yanlış cevaplanmış olur? 20 soru olduğu için 20 eksi x tanesi yanlış cevaplanmış olur. Doğru olan her cevabın puanı 20 olduğu için x tane doğru cevapta alacağı puan 20 çarpı x puandır. Her yanlış cevapta 5 puan silindiği için bunu da arkadaşlar dağıtarak çarptığımda yanlış cevapta silinecek puan da 100 eksi 5x puandır. 20 eksi x ile 5'i çarparsam karşıma bu çıkar. Şimdi bu kadar puan alacağım, bu kadar puan silinecek. Yani elde ettiğim puanı bulmak için 20x'ten çıkarmam gerekiyor. Yine çıkarırken parantezimi açarak yazıyorum. Bu puan silindiğinde elde ettiğim puan 300 puan oluyorsa. Burada gerekli düzenlemeleri yaptığımda 20x eksi 100 artı 5x. Çünkü bu eksi bu eksiyi artı yapacak. Eşittir 300. 25x eksi 100 eşittir 300. Eksi 100 diğer tarafı artı 100 olarak geçerse 25x eşittir 400'den her iki tarafı 25'e böldüğümde x yani doğru cevapladığı soru sayısı 16 olarak karşıma çıkar arkadaşlar. Gelelim bu soruya. Bir tane denklemi hazır olarak vermiş, kurulmuş olarak vermiş. Bu denklemin hangisi için bir çözüm denklemi olduğunu soruyor. C şıkkına bakarsanız arkadaşlar, şimdi parantez içinin önceliği olduğu için önce parantez içine almam gerekiyor. İki fazlasının iki katı, önce 2 ile toplamış, sonra 2 ile çarpmış, sonra 2 eksiği 10 olan. Yani C şıkkına bakarsanız iki fazlasının iki katının iki eksiği 10 olan sayı kaçtır derse ben sorudaki denklemi kurarım arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği. Örüntü sorumuzla devam edelim. 2, 4, 6, 14 diye gidiyor. Biz aradaki farka göre N'nin kat sayısını buluyorduk. Aradaki fark 4 olduğu için arkadaşlar 4N diye başlıyorum örüntü denklemimi yazmaya. Daha sonra birinci terimi elde edecek şekilde n yerine 1 yazdığımda 2 elde etmek için ne yapmam gerekiyor? 4 ile 1'i çarptım. 4. 2 elde etmem için 2n'den 4n'den 2'yi çıkarmam gerekiyor. Deneyelim. İkinci terim için doğru olup olmadığını görelim. İkinci terimimiz 6. Yani n yerine 2 yazdığımda 4 kere 2 8. 8'den 2 çıkardığımda yine 6 olarak ikinci terimi de verdiği için örüntünün genel terimini 4n eksi 2 olarak bulurum. Son sorumuzla devam edelim. Engin'in boyu 192 santimetre. Mehmet'in boyu Engin'in boyunun 5/6. Mehmet'in boyunu bulmakla başlayalım. Yani Engin'in boyunu 6 parçaya böldüğümüzde bu 6 parçanın 5 tanesi Mehmet'in boyuymuş. 192'nin 5/6'sını bulacağız. Nasıl yapıyorduk bunu? Alttakine bölüp üsttekiyle çarpıyorduk arkadaşlar. 192'yi 6'ya böldüm. 3 kere var. 18, 12, 32. 32'yi de 5 ile çarptığımda Mehmet'in boyu 160 santimetre olarak karşıma çıkıyor. Devam edelim. Atakan'ın boyu içinde Mehmet'in boyunun 7/10'u diyor. Yani benim an itibariyle Mehmet'in boyunun yani 160 santimetrenin 7/10'unu bulmam gerekiyor. Yine 10 parçaya ayırıyorum. Yani alttakine bölüyorum. Üsttekiyle çarpıyorum arkadaşlar. 160'ı 10'a böl. 16. 16 ile de 7'yi çarptığımda cevap 112 santimetre olarak karşıma çıkar arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler, bir kazanım ölçüm sınavı sonrası soru çözüm videosu ile birlikteyiz.
Birinci soruda hangisi homojen gibi görünmesine rağmen heterojendir diye soruyor. Ayrana baktığımız zaman tek bir parça gibi, ancak bir müddet bekletirsek ayranı, yoğurdu dibe çöker, suyu üste. O nedenle homojen gibi görünmesine rağmen heterojendir. İkincisinde ise saf maddelere element denir diye elementin tanımını yapmış. Aynı çeşit atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Aşağıda verilenlerden hangisi element olamaz diyor. Burada dikkat edeceğin tek şey aynı çeşit kelimesi. Aynı çeşit olmayan B seçeneği cevabımız oldu. Üçüncü soruda ise verilen tanecik modellerinden hangisi homojen karışımdır diyor. Burada görmüş olduğunuz gibi ayrık ayrık, burada ise iç içe homojenize bir görüntü var. Dördüncü soruda ise kaç çeşit atom içerdiği ve kaç tane toplam atomunun olduğu ile ilgili bir tablo verip hangisi olabilir demiş. İki çeşit atom olduğuna göre üç renkli benim cevabım olamaz. Üç tane atom içerdiğine göre iki tane atom bulunanlar da cevabım olamaz. Cevabım A seçeneği oldu. Beşinci soruda ise öğrencimiz bir kart hazırlamış. Kartın üzerine elementlerin isimlerini yazmış. Arkalarında da bunların sembolleri olacak. Hangisinde doğru verilmiştir demiş. Karbonun sembolü C, kükürt S, klor CL, bor B, berilyum BE ve fosfor P. A seçeneğinde bunların sembolleri doğru verilmiş. Altıncı soruda ise atom parçacıklarından bahsediyor. Pozitif yüklü biliyorsunuz protonlar çekirdekte yer alacak. Çekirdekte olup da diğer tanecik ise yüksüz olan nötronlardır. Yani cevabımız Bolu seçeneği oldu. Yedinci soruda ise sargı bezi tıbbi atık mıdır diyor. Evet. Şırınga tıbbi atık mıdır diyor. Evet. Cevabımız A seçeneği oldu. Sekizinci soruda verilen maddelerin hangi ikisi karıştırılırsa daha kısa sürede çözünür diyor. Sıcaklığın fazla olması lazım ve olabildiğince küçük taneciklerden oluşması lazım. 1 ve 4 aradığım cevap. 9. soruda ise maddelerin şematize edilmiş halini vermiş. Saf maddeler, saf olmayan maddeler şekliyle. Elementlere örnek şeker, bileşiklere örnek hidrojen demiş. Burada vatandaş hata yapmış. Şayet şeker ve hidrojenin yerini değiştirirse tablosunda bir problem olmaz. 10. soruya baktığım zaman ise homojen karışımı soruyor arkadaşlar. Baktığımız zaman bu bir bileşik karışım değil. Ancak X, Z ve T'ye baktığım zaman gayet homojen bir vaziyette görünüyorlar. Her üçünü de cevaba alacağım. 11. soruda ise bir damıtma sistemi verilmiş. K, L ve M sıvıları varmış. Toplama kabında önce L geliyorsa L'nin buharlaşma ısısı, yani kaynama sıcaklığı diğerlerinden çok düşük demektir. L'nin düşük olup sonra M, sonra K olan seçenek C seçeneği. 12. soruya baktığım zaman sodyum klorür yemek tozu H2, yani hidrojenin moleküler halini vermiş ve iki tane de element vermiş. Hangileri formül, hangileri sembolle gösterilir demiş. Bu ikisi sembolle gösterilecek. Bu moleküler halde olduğu için bu da formülle gösterilecek. Cevabımız Bolu seçeneği. 13. soruya baktığım zaman karışımların özelliklerini verip aşağıdakilerden hangileri olabileceğini sormuş. L'ye baktığım zaman sıvı sıvı, L'de sıvı sıvı arıyorum. Kolonya olur mu? Evet. Olur. Gazoz, sıvı gaz. Tuzlu su ise katı sıvı olduğu için olmayacak. K'ya bakıyorum. Sıvı gazmış. Biraz önce söylediğim gibi soda, gazoz tarzı şeyler olabilir mi? Evet, olabilir. Kesişen zannedersem A seçeneği olacak. Sıvı katıya baktığım zaman ise burun damlası biliyorsunuz tuzlu su arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği.
14. soruda ise Thomson atom modelinin üzümlü kek yapısını bahsedip hangisinin bu model olabileceğini soruyor. Arkadaşlar bunlar zaten basit yapısı değil. Bu da bölünemez bir küre biçiminde gösterilmiş. A seçeneğinde ise sarı kısım sanki kek, işte diğer kısımlar ise negatif yükler gibi şematize edilmiş. Son sorumuzda ise K ve L moleküllerinin K'nın formülü NH3. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane atom olacak. Bunun ikisi birbirinden farklı olacak. CO2'de ise 3 atom olup işte birisi aynı, ikisi farklı şekilde olacak. Burada yani en az 3 tane atom olacağı için direkt bir seçeneğe gitti zaten. NH3'te 4 tane atom var. Yani NH3'üm benim 2. CO2'ye baktığım zaman 3. seçenekte ise hepsi birbiriyle aynı ama burada karbon ve oksijen farklı atomlar olduğu için bunu da alamıyorum. Yani 2 ve 4'ün olduğu Denizli benim cevabım oluyor. Bir sonraki deneme videosunda görüşmek üzere. Sevgili öğrenciler, merhabalar. Bilim, teknoloji ve toplum ünitemizin, yani 4. ünitemizin kazanım ölçüm sınavı sorularını birlikte değerlendiriyoruz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuzda yukarıda sözü edilen bilim insanının hangisi olduğu sorulmuş. 15. yüzyılda yaşamış, önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Osmanlı padişahlarına 2. Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet, kendisini Semerkant'ta doğan ve burada yetişen bilim insanını Osmanlı Devleti'ne davet etmiştir. Ayasofya'ya müderris olarak atanmış ve burada dersler vermiştir. Ayasofya'ya müderris olarak atanmış, müderris neydi? Medrese hocasıydı. Yani Ayasofya Medresesi'ne müderris olarak atanmış kişinin Ali Kuşçu olduğunu ifade etmiştik arkadaşlar. Cevabımız Ali Kuşçu olacak. İbn Sina'nın, dördüncü sorumuzu çözelim. İbn Sina'nın El Kanun Fit Tıp, yani Tıbbın Kanunu isimli eseri hemen hatırlayalım. İbn Sina'nın Avrupa'daki ismi neydi? Avicenna olarak biliniyordu. Yaklaşık 5 asır Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştu El Kanun Fit Tıp eseri. Bu kitabında 780 çeşit ilaç ismi belirtmesi hangi numaralı kutucukta gösterilen alanda yapılan bir bilimsel çalışmadır? Din demiş, teoloji alanında bir çalışması yok. Coğrafya alanından bahsetmiyor. Bakın El Kanun Fit Tıp demiş. Tarih alanında da değil. İçerisinde ilaç ismi belirlediği için bu eserin ismini bilmesek bile cevap olarak eczacılığı işaretleyebilirdik. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı olmalıydı arkadaşlar. İki ve beşinci soruyu birlikte değerlendirelim. İkinci sorudan devam edelim. Sosyal bilgiler dersinde yukarıdaki şemayı hazırlayan Arda şemaya kaç tane bilgiyi doğru yerleştirmiştir? Yeni Türk Devleti'nin harf inkılabı yapmasının, yani yeni harfleri Latin alfabesini kabul etmesinin nedenleri arasında bunlar sayılabilir. Arap harflerinin Türkçenin ses düzenine uygun olmaması. Arap harflerinde biliyorsunuz Ç harfi yoktu. Yine P harfi yoktu. Değil mi arkadaşlar? Okuma yazma bilmenin ayrıcalık olmaktan çıkarılmak istenmesi. Yani okuma yazma bir ayrıcalık değil. Herkesin bu işi yapabiliyor olması lazım. Bunun için Latin harfleri kabul edilmiş. Arap harflerinin matbaacılık tekniğinde zorluklar oluşturulması. Osmanlı Devleti'nin matbaaya geç girmesi, matbaayı geç kabul etmesinin temel nedenlerinden bir tanesi de bu olarak sayılabilir. Avrupa ve bilim kültürünün yakından takip edilmek istenmesi de bilginin yaygınlaşması, hızlanması, çoğaltılması adına yapılan Latin harflerinin kabul edilmesi de aynı şekilde burada sayabileceğimiz ölçütlerden bir tanesidir. Burada da cevabımız Denizli şıkkı olmalıydı. Beşinci soruyu çözelim. Yukarıdaki kartlarda yazılı olan bilim insanlarından kaç tanesi Türk İslam bilginleri arasında yer alır? Katip Çelebi, Keşfi Zunun ve Cihannuma isimli kitapların yazarı coğrafya eserleri ortaya koymuştu. İbn Sina'dan bahsetmiştik biraz önceki soruda. Avrupa'da Avicenna olarak biliniyordu. El Kanun Fit Tıp isimli eseriyle dünya tarihine iz bırakmıştı. Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmet döneminde Semerkant'tan getirilmişti.
Piri Reis ise Kitab-ı Bahriye isimli eserini yazarak coğrafya alanında önemli eserler ortaya koymuştu. Dolayısıyla bunların hepsi Türk-İslam bilginleri arasında yer alır. Altıncı soruyla devam edelim. Tabloda hangi sembollerle gösterilen gelişmelerin matbaanın geliştirilmesi sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir. Matbaayla birlikte nasıl bir dönüşüm yaşandı bir bakalım. Bilim ve kültür hızla yayılmaya başlandı mı? Evet, bilgi yayılmaya başlandı. Bilim ve kültür hızlı bir şekilde matbaanın sayesinde tüm dünyada hızlanmaya, yayılmaya başlandı. Okuma yazma ayrıcalıklı hale geldi diyebilir miyiz? Okuma yazma ayrıcalıklı bir hale henüz bu durumda gelmedi. Kültürel etkileşim azaldı mı, hızlandı mı? İnsanlar birbirlerinin eserlerini çoğaltmaya başladılar. Çeviri hareketleri de tabii haliyle başlayınca, bu eserler matbaada da çoğaltılınca insanlar birbirlerinden fazlaca etkilendi ve çoğaldı. Burada azaldı demiş. Dolayısıyla bunu da kabul edemeyiz. Bunun üstünü çizelim. Bilgi birikimi ve aktarımı kolaylaştı. Matbaayla birlikte bütün bunların hızlandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız yıldız ve üçgen olacaktı. Denizli şıkkı demeliydik. Yan tarafta üçüncü sorumuz var. Bunu birlikte değerlendirelim. Harezmi'nin sıfırı bularak onluk sistemi tamamlaması hangi alanda yapılan bir çalışmadır? Evet, son derece basit bir soruydu. Cevabımız matematik olmalıydı. Devam edelim. Yedi ve dokuzuncu soruyu birlikte değerlendirelim. Güney Amerika kıtasında yaşayan İnkalar tarafından bulunmuştur. Renkli iplerin düğümlenmesi ile oluşturulan yazı daha çok sayısal kayıtlar tutmak için kullanılmıştır. Özellikleri neymiş? Renkli iplerin düğümlenmesiyle oluşturuluyormuş. Güney Amerika kıtasındaymış ve İnkalar tarafından oluşturulmuş. Bu yazı türünün kipu olduğunu ifade etmiştik. Cevabımız A şıkkı olmalıydı. Hiyeroglifle ilgili ne demiştik? Resimli alfabeydi. Mısır tarafında kullanılan yazıydı. Çivi yazısında yine Sümerler bulmuştu. Zikkuratların alt katında depo faaliyetleri esnasında alfabe oluşturmuşlardı. Arap harflerinin zaten arkadaşlar daha sonraki süreçte etkili kullanılmaya başladığını ifade etmiştik. 9. soruda yine Harezmi ile ilgili bir soruydu. Sıfırın anlamından bahsetmiş. Bu yeni sembole içi boş anlamına gelen S0 adını vermiş Harezmi. Hangi alanla ilgilidir? Son derece kolay bir soru arkadaşlar. Matematik demeliydik. 8. ve 10. sorumuzu da birlikte çözelim. Önce 8'i değerlendirelim. Newton, gezegenlerin çekim gücü nedeniyle Güneş'in çevresine doğru çekildiklerini açıkladı. İlk yansıtmalı teleskobu yaparak gözlemleriyle uzay araştırmalarının öncüsü oldu. Soruya baktığımız zaman arkadaşlar, teleskop demiş, uzay ifadesinde bahsetmiş, çekim gücü demiş, gezegenlerden bahsetmiş, Güneş'in çevresi, Güneş sisteminden bahsetmiş. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman seçmemiz gereken şık, evet, astronomi olmalıydı. 10. sorumuz ve son sorumuzu da çözelim. Yukarıdaki sembollendirilerek verilen bilim insanlarından hangisinin Kitab-ı Bahriye adlı eseri yazdığı söylenebilir? Biraz önce de ifade etmiştik. Kitab-ı Bahriye isimli kitabın yazarı Piri Reis'tir. Kendisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hint deniz seferlerine katılmıştı. Hint deniz seferlerine katıldığı esnadaki gözlemlerini Kitab-ı Bahriye isimli eseriyle yazmıştı. Daha sonra okyanus şartlarına uygun olmayan donanmanın iyileştirilmesi için Mısır'a gitmiş ve orada bir yanlış anlaşılma sonucunda idam edilmişti. Diğer isimlerden de biraz önce bahsettik. Hazini dediğimiz bir İslam fizikçisiydi. El Cezeri ya da bir diğer ismiyle İbnül İz, yani robotların babası. Artuklular Devleti'nde Anadolu'da kurulan uygarlıklardan bir tanesi. Anadolu'da kurulan beyliklerin içerisinde yaşayan Artuklulardaki El Cezeri
su robotu ve mekanik gibi alanlarda çalışmalar yapmıştı. Sibernetik alanında çalışmalar yapmıştı. El Cezire de önemli bir İslam alimiydi. Katip Çelebi'den de biraz önce bahsetmiştik. Keşf-i Zünun gibi ya da Cihan Nüma gibi eserlerin yazarlığını yapmıştı. Cevabımız Piri Reis olmalıydı. İslam bilim adamlarıyla ilgili gerçekleştirdiğimiz deneme sınavımız, kazanım ölçüm sınavımızın sorularını burada tamamladık. Bir başka soru çözümünde görüşmek üzere. Bu Hazreti Muhammed'in hangi peygamberlik göreviyle ilgilidir? Hazreti Muhammed peygamberlik görevinin yerine getirirken Kur'an'ın öğütlerini hem açıklamış hem de bizzat yaşamıştır. Bakalım hangi peygamberlik göreviyle ilgili? İnsanlar arasında eşitlik sağlamak bu değil. İnsanlara her konuda örnek olmak. Evet, bu Peygamber Efendimiz'in bu özelliğiyle ilgilidir. Çünkü Peygamber Efendimiz insanlara her konuda örnek olmuş. Kur'an'ın öğütlerini hem açıklamış hem de bizzat yaşamış, yani uygulamalı olarak göstermiş ve insanlara örnek olmuştur. C. Siyasi birlik sağlamak değil. D. İnsanların refah düzeyini arttırmak, bu da değil. Cevap Bolu, insanlara her konuda örnek olmak diyoruz. İkinci soruya bakalım. Bu bilgiler aşağıdaki peygamberlerin hangisiyle ilgilidir? Semud kavmine gönderilmiştir. Mucize olarak deve gönderilmiştir. Hazreti Salih'ten bahsediyor. Hazreti Salih biliyoruz, dersimizde gördük. Semud kavmine gönderilmiş ve Hazreti Salih'e mucize olarak deve gönderilmişti. O yüzden cevap denize. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlar içinden seçilmesinin nedenlerinden biri değildir? İnsanlara dini uygulamalı olarak gösterebilmeleri. Evet, insanlara dini uygulamalı olarak gösterirler ve onlara örnek olurlar. Bu peygamberlerin insanlar içinden seçilmesinin nedenlerinden birisidir. Bu konuda onlara kolaylık sağlar. B. İlahi emirleri bizzat uygulayarak diğer insanlara örnek olmaları. Bu da aynı şekilde peygamberlerin insanlar içinden seçilmesinin nedenlerindendir. C. Aynı devirde yaşayan insanların peygamberlere rahatlıkla ulaşabilmeleri ve merak ettikleri şeyleri sorabilmeleri. Bu da doğru. D. İnsanlara olağanüstü nitelikte olaylar göstermeleri. Bu peygamberlerin insanlar içinden seçilme nedenlerinden değildir. Bu zaten peygamberlerin insani özelliği de değildir. Peygamberlerin elçilik özellikleri arasındadır. O yüzden cevap D diyoruz. Aşağıda örnekler ve kavramlar eşleştirilirken bir hata yapılmıştır. Hangi iki kavram yer değiştirirse doğru bir eşleştirme olur? Bakalım, arkadaşımızın sözünü kesmemeli ve bitirmesini beklemeliyiz. Öz denetim. Verilen ödevleri zamanında yapmalıyız. Sorumluluk. Kantinde alışveriş yaparken sıramızı beklemeliyiz. Adalet. Kötü bir olay yaşadığımızda öfkemizi kontrol etmeliyiz. Sabır. Arkadaşımızın sözünü kesmemeli ve bitirmesini beklemeliyiz. Bu öz denetimle ilgili değildir. Öz denetim kişinin kendi kendisini kontrol etmesidir. Ve dörde bakalım. Kötü bir olay yaşadığımızda öfkemizi kontrol etmek de sabırla ilgili değildir. Bir ve dördüncü kavramlar yer değiştirirse doğru bir eşleştirme oluyor. Arkadaşımızın sözünü kesmemeli ve bitirmesini beklemeliyiz. Sabırlı olmalıyız. Bu sabırla ilgili. Kötü bir olay yaşadığımızda öfkemizi kontrol etmeliyiz. Yani kendi kendimizi kontrol etmeliyiz. Bu da öz denetimle ilgili. O yüzden bir ve dördüncü kavramlar yer değiştirmeli diyoruz. Cevap Bolu.
Kur'an-ı Kerim'de bulunan bir sure ile ilgili olarak bize bazı bilgiler verilmiş ve buna göre bilgileri verilen sure aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakalım bilgilere. Kur'an-ı Kerim'in 113. suresidir. Muavvizeteyn surelerindendir. İsmini surede geçen bir kelimeden alır. Muavvizeteyn sureleri Felak ve Nas sureleriydi. Şıklarda zaten Nas yok. O yüzden Felak var ve Felak zaten Kur'an-ı Kerim'in 113. suresi olduğunu biliyoruz. İsmini surede geçen bir kelimeden alır. Kul e'uzu bi rabbil felak'taki felak kelimesinden alıyor ismini. O yüzden doğru cevap C seçeneği. Aşağıda bazı ayet ve hadisler verilmiştir. Bizden istenen neymiş bakalım. Buna göre verilen ayet ve hadislerden hangisi diğerlerinden farklı bir konuyu vurgulamaktadır? Birinci hadise bakalım. Bir kimse Allah için samimi olarak tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Burada tevazudan, mütevazilikten bahsedilmiş. İkiye bakalım. Allah affeden bir kimsenin ancak şerefini arttırır. Burada da affedicilikten bahsedilmiş. Üçe bakıyoruz. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Burada da affedicilikten bahsetmiş. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Burada da af yolunu tut derken affedicilik öğütlenmiş. 2, 3 ve 4 de affedicilikten bahsediyor ama bir de tevazudan bahsediyor. O yüzden bir farklı bir konuyu vurguluyor. Dolayısıyla cevap A diyoruz. Yedinci sorudayız. Peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yargıdır? Peygamberimiz rahmet olarak gönderilmiştir. Doğru. Peygamber Efendimiz merhamet sahibi ve insanlara rahmet olarak gönderilmiştir. Bundan bahsettik. Peygamberimiz dini, ahlaki ve insani değerleri savunmuştur. Bu da doğru. Davranışlarıyla merhametin nasıl olması gerektiğini göstermiş. Bize bizzat davranışlarıyla merhamet konusunda örnek olmuştur. Peygamberimiz sadece Müslümanlara merhamet etmiştir. Bu yanlıştır. Peygamber Efendimiz sadece Müslümanlara değil, tüm insanlara karşı merhamet sahibidir. Hatta İslam'ın bu kadar hızlı yayılmasının nedeni de Peygamber Efendimiz cahiliye döneminde büyük bir kaos ortamı ve zulüm ortamı hakimken Peygamber Efendimiz'in insanlara merhametli bir şekilde yaklaşması İslam'ın hızlı yayılmasına sebep oldu demiştik. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sadece Müslümanlara değil herkese merhamet göstermiştir. Bu yanlış bir yargı. Cevap Denizli. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in aşağıdaki özelliklerinin hangisinden bahsedilmektedir? Peygamber Efendimiz Taifliler tarafından taşlanmıştır. Müslümanlığı tebliğ etmek için Taif'e gittiği zaman putperest Taif halkı kendisini taşlamışlardır. Cebrail gelerek Peygamberimize şu iki dağı birbirine çarparak bu kavmi helak edeyim mi deyince Peygamber Efendimiz razı olmamış ve hayır ben sadece Allah'tan onların soylarından Allah'a ibadet edecek ve hiçbir şeye ortak koşmayacak bir nesil getirmesini dilerim buyurmuştur. Bu Peygamber Efendimiz'in hangi özelliğini gösteriyor bize bu sorulmuş. Bakalım. Hazreti Muhammed son peygamberdir. Bu özelliğinden bahsedilmemiş. Hazreti Muhammed rahmet peygamberidir. Evet, bu özellik üzerinde durulmuş. Peygamber Efendimiz Taif halkının kendisini taşlamasına rağmen onların helak olmasına, onlara azap gelmesine müsaade etmemiş ve onlara yine de hayır dua etmiştir. Bu da Peygamber Efendimizin merhametli, rahmet sahibi olduğunu gösterir. Diğer şıklara da bakalım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın açıklayıcısıdır. Bununla da ilgili değil. Hazreti Muhammed güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiştir. Yukarıdan bu yargı çıkarılamaz. O yüzden doğru cevap Bolu diyoruz. Dokuzuncu sorudayız.
Hazreti Muhammed'in yemesi, içmesi, gezmesi, her türlü sosyal etkinliklere katılması onun hangi yönüyle ilgilidir? Yemek, içmek, gezmek, sosyal etkinliklere katılmak Peygamber Efendimiz'in insani yönüyle ilgilidir. Doğru cevap Denizli diyoruz. 10. sorudayız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen bilgilerin zıttı olan ve bu inançların karşısında duran inancı ifade eden kavramdır? Bakalım. Putperest, puta tapan kişilere verilen isimdir. Putperestler putları kendilerini Allah'a ulaştıran birer aracı, kutsal varlıklar olarak görmüşlerdir. Bu sebeple söz konusu kimselere müşrik de denilmektedir. Bakalım bu kavramın zıttı olan kavram hangisidir? İnsanların Allah'a ortak koşması, Allah dışında başka yaratıcılar ya da Allah'a yaklaştırdığını düşünen bazı yaratıcılar ya da kutsal varlıklar kabul etmek Allah'a şirk koşmaktı ve bu kimselere de müşrik deniyordu. Bunun zıttı da tevhid ifadesidir. Tevhid, Allah'tan başka bir ilah olmadığına inanmak, Allah'ın birliğine inanmaktı. Dolayısıyla müşriklerin yani şirk koşanların zıttı olan kavram tevhiddir. Cevap C diyoruz. Merhaba çocuklar. Birinci sorumuzun çözümüyle başlayalım. What do you need for blah blah? You need a bow and arrows. Neye ihtiyacımız olduğunu soruyor bir oyun oynarken. Bir hobiden, spordan bahsediyor. Bunun için ihtiyacımız olan şeyin bir ok ve bir yay olduğunu söylüyor. Bu da tabii ki bize hemen okçuluğu hatırlatıyor. Şıklara baktığımız zaman futbol, handball, okçuluk ve ice skating, buz pateninden bahsediyor. Aradığımız seçenek tabii ki archery, okçuluk olması gerekiyor. İkinci sorumuza bakalım. What is on at 4 o'clock? There is Tom and Jerry. That's great because I prefer watching. Blah blah. Me too diye cevap vermiş. Saat 4'te ne olduğunu soruyor. O da Tom ve Jerry olduğunu söylüyor. Çok güzel. Çünkü ben de şunu izlemeyi tercih ederim diyecek. Ben de diye cevap veriyor arkasından. Hemen baktığımız zaman izleyeceği program Tom ve Jerry olduğu için bunun çizgi film olduğunu hepimiz biliyoruz. Şıklara baktığımızda cartoon, çizgi film, serial, dizi, müzik programı ve spor programından bahsediyor. Hemen cartoons yani çizgi film seçeneğini işaretliyoruz çocuklar. Üçüncü sorumuza geçelim. I play golf 3 times a week. Yani haftada 3 kez golf oynadığını söylüyor. Çünkü the weather is good. I want to be a marathon runner. It makes me relax. I'm bouncing the ball. Evet, şıklara baktığımız zaman şimdi evet, bu kelimenin anlamını bilmiyoruz. Hemen bakalım. Neymiş? Bouncing. Bouncing. Sıçrama. Topu sıçratıyorum. Durdurdum. Topu sıçratmak. Sallamak, zıplatıyorum. Hava iyi. Haftada 3 kez golf oynuyorum. Hava iyi. Maraton koşucusuyum. Beni rahatlatıyor. Topu zıplatıyorum. Çık canım be. Çayı da götür istersen, bir daha girme. Altı kaynadıysa, kaynadıysa bakıver. Kapıyı da kapatıver de. Kızların sesi geliyor. A şıkkında havanın iyi olduğunu söylüyor. B şıkkında maraton koşucusu olduğunu söylüyor ki golfle bunun bir alakası yok. C'de it makes me relax, beni rahatlatıyor diyor. Ve D şıkkında da I'm bouncing the ball, topu zıplatıyorum, sektiriyorum anlamında bir ifade kullanmış. Şimdi 3 defa golf oynuyor olmasının sebebi havanın iyi oluyor olması olmayabilir. B şıkkına baktığımız zaman maraton koşucusuyla zaten alakası yok. Beni rahatlatıyor ifadesi daha mantıklı bir seçenek arkadaşlar. Dolayısıyla C seçeneğimiz aradığımız doğru cevap. Beni rahatlatıyor.
Dördüncü sorumuza bakalım hemen. Suzan ve Megan konuşuyorlar. Where is Anthony? Was he at home? Megan'la cevap veriyor. No, he wasn't. To have his hair cut. Anthony nerede? Evde mi? Hayır, değil. To have hair, his hair cut. Saçını kestirmeye gitti. Derken burada hair cut saçını kestirmesi. Dolayısıyla aradığımız seçenek bir berber olması gerekiyor. Hemen şıklardan baktığımızda gym kelimesi, spor salonu, barber, berber, hospital'ın hastane ve library'nin de kütüphane olduğunu bilirsek ki biliyoruz, kolaylıkla B şıkkını yani barber seçeneğini işaretlemiş olacağız çocuklar. Beşinci sorumuza bakalım. Bir tablo görüyorum. Üç kişinin sporları ne sıklıkla yaptığını gösteren bir tablo. The activity preferences of Yasmin, Eddie and Kim are given above. Yukarıdaki tabloda Yasmin'in, Eddie'nin ve Kim'in tercihlerinin bir tablosu verilmiş diyor. Who does sports every day? Kim her gün spor yapıyor diyor. Şimdi önce bir, tabii ki her gün ifadesini gördüğüm zaman every day bakalım şöyle her gün demek. Buna göre tabii ki Yasmin yapıyor. At the weekends dediğimde hafta sonları. Two times a week haftada iki kez derken az bir sıklık. Three times a week haftada üç kez. Ve once a month ayda bir kez. Ve on weekdays hafta içi. Hafta içlerinde spor yaptığı anlamına geliyor. O zaman bizden istediği seçenek kimin her gün spor yaptığıydı. Şaşırtmalı gibi bir soru görünse de aslında cevabı çok basit. Everyday ifadesini gördüğümüzde bakın iki gün. Everyday ifadesini spor dağılımına baktığım zaman Yasmin'de görüyorum. Dolayısıyla A seçeneği aradığımız cevap oluyor. Altıncı sorumuza geçelim hemen. Which sport do you do on your own? Buradaki ifade on your own kendi başına yani kendi yaptığın sporu soruyor bize. I on my own. Kendim yapıyorum. Kendimizin tek başımıza bireysel olarak yapabileceği bir spor. Beyzbol, futbol, golf ve basketbol. Şimdi takım oyunlarını şöyle düşünürsek beyzbol bir takım oyunu. Futbol da, basketbol da aynı şekilde. Ama golfü tek başımıza pek tabii yapabiliriz arkadaşlar. Golf bireysel bir oyundur. Yedinci sorumuza geçiyorum. There are 80,000 animal species in Turkey. Türkiye'de 80 bin hayvan türü var diye bir ifade var. Which question is appropriate for underlined part given in the sentence above? 80 binin altı çizilmiş çocuklar. Burada da zaten bizde altı çizili verilen kelimenin en uygun sorusunu soruyor bize. Hangi soruyla sorulabilir? Tabii ki burada bir rakam vermiş bize 80 bin. Kaç tane hayvan türünün olduğu? Hayvanların ne kadar uzun süre yaşadığı, hayvan türlerinin yaşı ve kaç tane kuş olduğundan bahsediyor. Zaten kuşla ilgili bir ifade yok burada. Yani kuş diye bir şey belirtmemiş. Kaç tane hayvan türü genellemeye vurduğumuz zaman how many animal species are there in Turkey ifadesi doğru cevap olacaktır. Sekizinci sorumuza bakalım. What kind of programs do you prefer watching? Ne tür programlar izlemeyi seviyorsun? Ted de cevap veriyor. Because I'm interested in football and basketball. Çünkü ben diyor futbol ve basketbolla ilgileniyorum. Tercih ettiği şeyi öncesinde söylemesi gerekiyor. Bakalım I prefer watching cartoon. Çizgi filmle sporun bir bağdaşan tarafı yok çocuklar. I prefer sport program. Tabii bakın hemen spor programlarını tercih ediyorum. Çünkü futbol ve basketbolla ilgileniyorum demesi muhtemeldir. I don't prefer watching series. Dizi izlemeyi sevmiyorum. Çünkü futbolla ilgileniyorum. I don't prefer commercial reklamları tercih etmiyorum. Ama bize mantıken en yatkın, en doğru cevap bakın. Spor programlarıyla ilgileniyorum. Çünkü futbolu ve basketbolu seviyorum ifadesi doğru olacaktır. Dokuzuncu sorumuza bakalım. This is a television program.
The announcer asks some question and people try to answer. At end of it, the winner gets prize. Bize bir program türünden bahsetmiş. Bir televizyon programı sunucu bazı sorular soruyor ve insanlar cevap vermeye çalışıyor. Ve sonunda diyor kazanan ödül alıyor. Gets the prize ödülünü alıyor diyor. Bunun tabii ki bir bilgi yarışması olduğu hemen aklımıza gelmesi gerekiyor. Quiz show ifadesi de budur. Zaten film, çizgi filmi, dokumenteri dediğinde farklı şeylerden bahsettiğini, yani D şıkkında belgeselden bahsettiğini hemen anlamamız gerekiyor. Aradığımız seçenek bilgi yarışmasıdır. Son sorumuza bakalım. It's a team sport. It's based on running with the ball in hand. It's between two teams of 15 players. They use an oval-shaped ball. Bize futbol takımın, pardon, bu oyunun tanımını yapmış. Bir takım oyunu, bir takım sporu koşmaya, yani elinde tutulan bir topla birlikte koşmaya bağlı olduğunu söylüyor. İki takımda da 15 oyuncu var. Oval şeklinde bir top kullanıyorlar ifadesi var. Şimdi baktığım zaman tenis evet topla oynanıyor ama 15 kişilik bir grup yok burada. Burada zaten topla ilgili hiçbir şey yok B seçeneğinde. Burada da sanırım golf oynuyorlar ama burada da tabii ki böyle 15 kişilik ya da oval şekli bir top yok. Yuvarlak bildiğimiz bir top var. Hemen burada bakın ellerinde diyor zaten. Ellerinde hemen bir top görüyoruz. Çünkü ne diyordu burada? With the ball in hand. Ellerinde bir toptan bahsediyordu. Bu da bize handball olduğunu gösteriyor. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkıdır çocuklar. Hoşçakalın.